geldiniz. Kusura bakmayın. Biraz. Söz konusu olunca ben fazla etkileniyorum. Bunun için kusura bakmayın. Sene 1970 bizim fakülte tamamen komünistler hakim. Biz de 15-20 kişiyiz. Okul yatırılı. Yemek çıkar okulda. Biz tabi Anadolu'nun Türk İslam kültürüyle yorulmuş ailelerin çocuklarıyız. Geldik Ankara'ya. Yatılı okul. Gece bunlar kontrol yaparlar. Oruç ayı geldiği zaman sahur çıkar. Sahurda biz yemek yemeye gittiğimiz zaman komiser kapıya dikilir. Sahur yemeye gelenleri aşağı indirir. Matbaadenler o yer kısmının altında döverlerdi. Tabii ben ilk defa buna karşı çıktığım için beni gece Dursun'un ölümünden önce Mahmut Ekmekçi ile beraber, o da inşaat bölümündeydi, hemşerimdi. Beraber bizi aldılar, kollarımızı ranzaya bağladılar. Sabaha kadar işkence yaptılar. Biz ellerinden kaçtık. Aradan Dursun rahmetli de bağımız kopuktu. Yani 10-15 kişi herkes bir yerde kalıyor. Yurt yok, bir şey yok. 5 evlere gelir, 5 evlerde buluşuruz. Topağa kol kola girer. O şekilde girer, sınıfa gireriz. En son Gazi Üniversitesi'de, Gazi Eğitim Enstitüsü'ydü o zamanki ismi. O zaman komiserin karargahıydı zaten orası. Başında bir tane komik bir kadın vardı. O normal olarak bütün bir aranan polis sınırladı, militanların tamamını şey yapardı. Orada barındırırdı. İsmim Şükrü Serimer. Tokat'ın Zile kazasında doğdum. İlk orta ve lise öğrenimi, meslek lisesi öğrenimi Zile'de yaptım. Teknik öğretmen okulunda Ankara'da okudum. O dönemlerde Türkiye'nin şartları gereği çeşitli hadiseler oldu. İsteyerek ve istemeyerek o hadiselerin içinde, ortasında ve hatta en başında bulunmak zorunda kaldık. Şartları onu götürdü. Biz buraya okumaya geldik. Kavgaya dövüşe gelmemiştik ama Türkiye'nin şartları o gün öyleydi, öyle olduydu. Dursun Önkuzu diye bir hemşerimiz, kardeşimiz o olayların döneminde solcuların, komünistlerin yapmış olduğu işkenceler neticesinde şehit oldu. Dursun benim hemşerimdir, arkadaşımdır. Dursun Önkuzu'yla 1967 senelerinden beri bir diyalogumuz var, arkadaşlığımız var, dostluğumuz var. Okula giderler, bunların ikisini de kaparlar. İkisini de kaparlar. Götürürler. Arka tarafta bunlar günlerce iki gün süreyle işkence yaparlar. Selahattin ellerinden kaçar, Zile'ye gider. Bize haber vermeden Zile'ye gider. Biz 5 evlere gittiğimiz zaman o okulun önünde bir kalabalık, böyle bir şey gördük. Koşturmalı falan gördük. Bir şey olmadı ama kimdir, kim değildir, içimizden kim eksik, onu fark edemedik. O zaman beden bölümü vardı. Bu şimdiki o yemekhanenin, teknik öğretmendeki yemekhanenin arkasındaki o gazinin bir şeyi var. Solda bir bowling salonu gibi bir şey vardı orada. Oradan arkadan girdik.
Arkadan girdik biz. Şeyin altına kum yığmışlardı. Bu köprünün altına, o Gazi'ye giden o Eskişehir yolun altındaki köprü altına kum yıkmışlardı. Kamyonlar kum çekiyormuş. Onu yıktılar, oraya polis giremesin diye yolu kapattılar. Biz o zaman arkadan iki kişi, arkadan bu öğretmen evi tarafından yani. Bu arkadan falan geldi, girdik. Ben sahaya geldiğimde İyaz'da diye bir yer var. Yemekhaneye giderken nasıl anlatayım? Futbol sahası var. Futbol sahasının karşısındaki o blok. Teknik ressam, makine ressamlığı falan bölümünün olduğu yer. Şimdiki herhalde. Makine ressamlığı var orada. Orada yerde bir ceset gördüm. Üstünde bir gazete örtmüşlerdi. Bir kan akmıştı gazetenin altından. Kafası görünmüyordu. Oradan ilk üstüne giden bendim. İlk gören, yani ilk şehit edildiğini, atıl oradan da işkenceden sonra üçüncü kattan aşağı atıldığını ilk gören, yerdeyken polis üzerine şey örtmüştü, gazete örtmüştü. İlk üstüne giden bendim. Gürsün rahmetliyle okula kaydolurken Kayıtkuyu'nda tanıştık. Ben Zileliyim, ben de Gaziantep'liyim falan. Ve bu arkadaşlarımız ve kadim dostluğumuz katledilinceye kadar devam etti. Son sınıfta Gürsün yatılıydı, ben Bursluyum. Bazı şikayetlerde bulundu. İşte beni yemekhanede baskı yaptılar, yemek yedirmek istemiyorlar, dövmeye kalkıyorlar falan gibisinden. Efendim niye aşağı yapıyorsunuz? Zaten bir ev tutalım, çık. Öyle bir mutabakata vardık, konuştuk. Yeni mahalleden bir ev tuttuk. Ben de o gün sabahleyin erkenden gelecektim. Millet derse girdiğinde Bursun'da bavullarını toplayacaktı. Beraber yeni mahalleye gidecektik. Ben o gece rüyamda Bursun'u katledenler bana rüyamda işkence yaptılar. Sabah kadar. Ve dolayısıyla geç kalmışım. Telaşla hemen koşa koşa otobüse bindim. Okula geldim ki her taraf kalabalık. Meğersem o gece rahmetliye bir işkence yapmışlar ve kalmış olduğu YTK'nın üst katından aşağı etmişler ve rahmetli olmuştu. Büyük bir acı içerisinde aldık Maltepe Camisi'nde öğlen vakti cenaze namazını kıldık. Biz o zamanki siyasi irade yol vermedi. Öğlen namazından ikindi namazına kadar tabutu elimizde bekledik. Sonra ikindi namazına doğru bir müsaade ettiler. Ego'nun yanından doğalgaz. Şimdi oradan Türk Ocağı'nın oraya gittik. Otobüse bindik. Yaşar Okuyan da otobüs başkanıydı o zaman. Beraber cenazeyi Zile'ye götürdük. Giderken işte Amasya'da, değişik yerlerde, Tokat'ta, şehrin girişlerinde indik, tabutu üzerimize aldık. Çıkışına kadar tekbir getirerek yürüdük ve Zile'ye gittik. Zile'de en büyük düğün noktalarından bir tanesi de evlerinin önünde geçerken kardeşlerinin pencerede yapmış oldukları meyyatları hala hiç unutamam. Ve Zile'de defnettik, geldik. Allah gani gani rahmet eylesin. Hepimizin de başı tekrar sağ olsun. Ailesine de ve tekrar sabır ve selamet diliyorum. Bursun'un kuzunun Zile'de bir öğretmen de öğrenci olmasa sabiyle de Zile'de bulunduğumuz dönemlerde beraber öğrencilere kurslar verdik. Bu kurslarda Dursun'un kuzuda görev aldı. Endüstri Meslek Lisesi öğrencilerine o günün şartlarında teknik resim derslerini Dursun verirdi. Ben de bunların başkanlığını yapıyordum bu dönemleri. Olaylar 1970 senesinin Kasım
ay içerisinde bayağı bir şiddetlendi. Teknik Öğretmen Okulu solcu öğrencilerin eline geçti. Komünist militanların eline geçti. bu öğrenciler okula hakim olmak için çeşitli arkadaşlarımızın üzerine baskılar kurdular, dövdüler, yaraladılar. Bu arkadaşlarımızın içerisinde ilk önceleri Fuat Tatar, Ali Bayındır gibi arkadaşlarımızı daha okulun önünde dövdüler. Memur olarak çalışan Yakup Yazçiçeği dediğimiz o arkadaşımızı, onu dövdüler. Ve başka arkadaşlarımız da böyle yani göz korkutmak için, yıldırmak için, okula hakim olabilmek için bu arkadaşlarımız dövmüştü. Yine bir gün, pazartesi günü sabahı arkadaşlarımız okula gelir, topluca geliyorlar, derslere giriyorlar. O arada Dursun Önkuzu da o günü sabahtan geç kalmış, gruba dahil olamamış. Okula gelişinde, dershaneye girişinde Dursun Önkuzu'yu solcular kapıyorlar, solcu komünist öğrenciler kapıyorlar. Bunu yatakhane o günkü B-Blok'taki yatakhaneydi, yatakhanenin köycülük odasına götürüyorlar. Köycülük odasına giderken kapıda okulun müstahdemlerinden kapıcı Halil amcayla Dursun göz göze geliyor. Fakat Halil amca da kimseye bir haber de veremiyor korkusundan. Dursun'u köycülük odasında çekiyorlar. Yıldırmak için dövüyorlar, işkenceler yapıyorlar. Bu yaptıkları işkencelerde bayağı işte coplarından dövmeler var. Etinin çeşitli kesimlerini baldırında ve kollarında, ellerinde, ayaklarında jiletle kesmeler var. Bu kesin ve öyle bir noktaya geliyor ki artık Dursun'u öldü zannediyorlar. Ve Dursun'un baygınlığını öldüğünü zannediyorlar ve okulun o köycülük odasındaki camdan dışarıya atıyorlar ve kendileri de kaçıp gidiyorlar. O günkü militanlar kaçıp gidiyorlar. Ben izleyeyim. Yakup Atasütürk, Dursun Önkuzu bizden en az 15 yaş küçüktür veya 10 yaş küçüktür ama imrendiğimiz bir insandı. Türk-İslam ahlakı hakkında ne bildiklerim varsa bu yaşa kadar ki 70 yaşını idrak ediyorum. Rahmetli de mekanı cennet hep onda gördüm, imrendim. Türk genciydi, ülkücüydü. İdealist ülkücüydü. Ülkücü çoktur ama Dursun Önkuzu idealist bir ülkücüydü. Dursun Önkuzu şehidimizi doğduğu yere, memleketi Zile'ye, çocukluğun geçtiği yere yolcu etmek için Maltepe Camisi'nde on binlerce ülkücü toplandı. Cenaze namazından sonra yolculayacaktık onu. Ama polis müsaade etmedi. Şehidimize son görevi yapmamıza müsaade etmiyor. Gayemiz Dursun'u ona yakışır bir şekilde Ankara'dan yolculamaktı. Ama polis müsaade etmedi. Biz de cenazeyi kaçırmak istedik. Cenaze arabasına bindik ve önde polis, arkada cenaze arabası. Cenaze arabasının arkasında şehidimizin ailesi, annesi, babası, kardeşleri. Yola çıktık. Kitlemiz Maltepe Camisi'nin orada kaldı. Ben belli bir yola geldim. Tam Doğan oraya geldiği zaman da elimi cebime soktum. Şoföre doğru uzattım. Namlu hareketi yaptım ona. Birden gaza bastım. Polisi sapıttık, biz başka yere döndük. Bizim hedefimiz Teğurlu'na getirmekti şehidimizi. Oradan yolculuğa baktı. Tabi polis hemen anladı, peşimize düştü. Biz o sokak, o cadde atlata atlata
Sebebin altındaki Aktaş mevkiine kadar geldik. Fakat oraya geldiğimizde polis arabaları, o büyük otobüsler yolu çevirmişler. Geçecek yerimiz yoktu. Mecburen durmak mecburiyetinde kaldık. Mücadelemizde hiçbir hareket yapmayacağız. Hiçbir hareket yapmayacağız.
savaştıram.